Merhaba arkadaşlar. 2020 TYT biyolojik kısmının çözümüne başlıyoruz. 15. soru. Aşağıda bir hayvan ve bitki hücresi şematize edilmiştir. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı görülür? Hücre duvarlarının varlığı, bitki hücrelerinin hücre duvarı yani çeperi bulunurken hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz. Hücre bölünmesinde sitokinezin gerçekleşme şekli. Bitki hücrelerinde sitokinez olayı ara lamel oluşumuyla gerçekleşirken hayvan hücrelerinde dıştan içe doğru boğumlanmayla gerçekleşir. Hücre içerisinde yer alan organel çeşitleri. Bitki hücrelerinde kloroplast organı bulunurken hayvan hücresinde kloroplast organı bulunamaz. Hücre içi iskelet elemanlarının varlığı. Çocuklar, bütün ökaryot canlılarda hücre iskelet elemanları vardır. Prokaryot canlıların hücre iskelet elemanı yoktur. Burada bitki ve hayvanın farklı olmadığı bir özelliği soruyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. E şıkkına yine de bakalım. Kofulların sayısı ve büyüklükleri. Bitki hücrelerinde kofullar büyük ve az, hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıdadır. Cevabımız D şıkkıdır. 16. soru. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Nükleotit adı verilen monomerlerden yapılmıştır. Bu ifade doğrudur. Çünkü DNA molekülü polinükleotit yapılıdır. En küçük yapı birimi nükleotittir. Hücre bölünmesi öncesinde kendisini kopyalar denilmiş. Doğrudur. Çünkü DNA molekülü hücre bölünmesinden önce interfaz evresinde kendisini eşleyerek kopyasını oluşturur. C şıkkı genetik bilginin yavru hücrelere aktarımında işlev görür denilmiş. Doğrudur. Çünkü hücre bölünmesi sırasında genetik kopyasını yaptıktan sonra bunu yavru hücrelere aktarır. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir. Doğrudur. Çünkü DNA'da bulunan ilgili kalıp iplikten şifre alınarak ribozoma taşınır ve ribozomda bu şifreyi okuyarak protein sentezler. Yani protein DNA'daki bilgilere göre sentezlenir. Canlılardaki DNA'ların farklılığı hücre nükleotitlerin dizilimlerine dayanır denilmiş. Ancak sadece hücre nükleotitlerin dizilimlerine dayanır dediği için bu ifade yanlıştır. Çünkü nükleotit çeşidi de bu durumun içindedir. Nükleotit çeşitleri de DNA'ların farklılığına neden olan unsurlardan biridir. 17. soru. Linnaeus'un canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili geliştirmiş olduğu sistem sonradan bazı değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan bu sınıflandırma sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu sistem bir hiyerarşik sınıflandırma sistemidir denilmiş. Doğrudur çocuklar. Çünkü örneğin bakteriler, arkebakteriler, protista, bitkiler, fungi, hayvanlar şeklinde bir hiyerarşi vardır. Bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı grupları altta yer alanlara göre daha genel olarak özellikler taşınırlar. Doğru bilgidir çocuklar. Sınıflandırmada her takım içerisinde eşit sayıda canlı türü yer alır. Bu ifade doğru değildir. Neden? Çünkü her takım içerisinde eşit sayıda canlı olmak zorunda değildir çocuklar. Cevabımız C şıkkıdır. D ve E şıklarına da bakalım. Bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomyal olarak isimlendirilir. Doğrudur. Canlılar sınıflandırılırken organların köken benzerlikleri de esas alınır. Tabii ki doğrudur. Yani homolog organlara göre de sınıflandırma yapılır. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. 18. soru. Bir tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yumurtadan çıkan civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli ve kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellikler bakımından birbirlerinden farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Civcivler arasında bu farklılığın ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkı yapması beklenmez? Aslında demek istediği şey kalıtsal çeşitliliği şıklarda verilenlerden hangisi sağlamaz diyor. A şıkkına baktığımda gametlerin oluşumu sırasında crossover olayının gerçekleşmesi diyor. Crossover olayı yani crossing over olayı genetik çeşitliliğe neden olan unsurlardan biridir. Mayozda homolog kromozomların şansa bağlı olarak kutuplara çekilmesi çeşitliliği sağlayan bir diğer unsurdur. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin farklı genotipte olması tabii ki
farklı genetik çeşidinin ortaya çıkmasını sağlayan unsurlardan biridir. Bir yumurtanın çok sayıdaki spermden biri tarafından döllenmesi, çocuklar bu spermler birbirinden farklı olabilir. Bunu geçsek bile döllenme olayında da bir çeşitlilik sağlanır. Yumurtaların kuluçka sürecinde farklı can sıcaklıklara maruz kalması bu ifade yanlıştır. Çünkü bu olay kalıtsal bir çeşitlilik değil, bir modifikasyondur. 19. sorudayız. Popülasyonda görülme sıklığı yüksek olan kalıtsal bir hastalığın kalıtım şeklini belirlemek isteyen bir araştırmacı, bu hastalığın görüldüğü bir ailenin soy ağacını aşağıdaki gibi çiziyor. Bu hastalığın kalıtım şekliyle ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Hastalığın sadece erkek bireylerde ortaya çıkması, Y'ye bağlı çekinik alelle kalıtıldığını işaret etmektedir. Çocuklar, Y'ye bağlı özellikler babadan yalnızca erkek çocuklara geçer. Ancak bu soy ağacına baktığımızda gördüğümüz şey şu. Örneğin burada babadan erkek çocuğa geçemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu soy ağacında aktarılan özellik Y'ye bağlı olamaz. Birinci öncül elenir. İkinci öncüle bakıyorum. Bu hastalık kesinlikle otozomal baskın alelle kalıtılmaktadır denilmiş. Otozomal baskın bir alelle kalıtılabilir. Ancak bu hastalığın kesinlikle otozomal bir baskın hastalık olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla bunu eleriz. Üçüncü öncüle baktığımda soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına karşın hastalığa X'e bağlı çekinik alel yol açıyor olabilir denilmiştir. Bunu çocuklar test edelim. Örneğin bu erkek birey hastalığı gösteriyor. Dolayısıyla böyle olabilir. Eşi bir taşıyıcı olabilir. Ki buraya baktığımda erkek bir bireyin hasta olması demek babadan Y aldığı için annesinden hastalık geni alması demektir. Bu durum bu soy ağacında kalıtıldığını gösterir. Bir diğer kısma bakalım. Erkek birey hasta, anne taşıyıcı ya da sağlıklı. Bu iki bireyin birleşmesiyle sağlıklı bir erkek ya da taşıyıcı bir dişi oluşabilir. Bu iki bireyin birleşmesiyle de babadan Y kromozomunu aldığı halde anneden hastalık geni almış ve hasta olmuş bir erkek vardır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasının nedeni özelliklerden hangileri olabilir denilmiş. Üç kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları üzerinde bulunması bu çeşitliliğe neden olan unsurlardan biri olabilir. Birbirine çok yakın bölgede farklı iklim tiplerinin görülmesi neden olabilir. Farklı yeryüzü şekillerine sahip olması yine biyolojik çeşitliliğe neden olan unsurlardan biridir. Cevabımız E şıkkıdır. Çocuklar merhaba. 2020 AYT sınavının biyoloji bölümünün çözümüne başlıyoruz. 28. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi insan dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz? Hormonların hedef organlara, hücrelere taşımak, azotlu atıkların böbreklere taşınması, solunum gazlarının gerekli organlara veya hücrelere taşınması, antikorların işlev görecekleri yerlere taşınması, kan dolaşım sistemi ile ilgili bir durumdur. Ancak sindirim enziminin kanda işi yoktur. Dolayısıyla dolaşım sisteminin görevleri arasında sindirim enzimlerini taşımak yoktur. Cevabımız B şıkkıdır. 29. soru. İnsan sindirim sistemini araştıran bir öğrencinin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Epiglottis yani gırtlak kapağı çocuklar yutkunma sırasında lokmanın soluk borusuna geçmesini önler. Doğru bir bilgidir. Yemek borusu peristaltik hareketleriyle besinin mide iletimini sağlar. Doğrudur. Peristaltik hareket ritimsel hareketlerdir. Özellikle midede, ince bağırsakta ve kalın bağırsakta da peristaltik hareket vardır. C şıkkı, midede besinlerin giriş ve çıkışını denetleyen özelleşmiş kaslar bulunması doğru bilgidir. İnce bağırsak astarında yer alan villuslar ve mikrovilluslar geniş bir emilim alanı oluşturur. Doğru bilgidir çocuklar. Alınan besinlerin monomerlere dönüştürmesi hücre içi sindirim ile gerçekleşir. Doğru bir ifade değildir çocuklar.
30. sorudayız. İnsan gözüne gelen ışık ışınlarının yapılarından geçme sırası aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? Çocuklar, ışık ilk olarak gözde korneada kırılır. Kornea ışığı kırdıktan sonra göz bebeğini geçen ışık mercekte ikinci kez kırılır. Ardından üçüncü kez camsız sıvı diye adlandırılan bölgede kırılarak sarı noktaya düşer ve görüntü algılanır. Dolayısıyla cevabımız 2, 1, 3 olmalıdır. Yani C şıkkıdır. 31. sorudayız. Bir biyoloji öğretmeni dersinde konuyu anlatırken bu olay televizyonda şifreli bir yayını izlemeye benzer. Yani merkezden yapılan yayın her televizyona ulaşır ancak şifre çözücüsüne sahip televizyonlarda bu yayın izlenebilir denilmiştir. Öğretmenin yapmış olduğu bu benzetme aşağıdaki biyolojik olaylarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? İskelet kas hücrelerinin motor nöronlar sayesinde uyarılması, çocuklar yukarıda anlatılan bilgiyle bu doğrudan ilgili değildir. Endokrin bezlerden kana salınan hormonların sadece bazı vücut hücrelerine etki göstermesi, çocuklar cevabımız net B şıkkıdır. Çünkü aslında tamamen yukarıdaki anlatılan bilgiyle ilişkilidir. Örneğin endokrin bezden salgılanan bir hormon kan yoluyla bütün hücreleri uyarması beklenirken sadece belirli doku ya da organları uyarır. Özellikle hedef organları uyarır. Bu durumun temel nedeni reseptörün yalnızca o hormonla ilgili reseptörün yalnızca ilgili organda bulunmasıdır. Yani tam anlamıyla paragrafta anlatılan bilgiyle ilişkilidir. Yani cevabımız B şıkkıdır. 32. sorudayız. Bir öğrenci insan üriner sistemiyle ilgili aşağıdaki şekli inceliyor. Çocuklar, şekil bir nefron şekli, bir numaralı yapı Bowman kapsülü, iki numaralı yapı ise idrar toplama kanalıdır. Sorunun kökünde sağlıklı bir birey esas alındığında bu öğrencinin şekilde gösterilen 1 ve 2 numaralı yapıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır denilmiştir. A şıkkında 1 numaralı yapıda glikoz bulunurken 2 numaralı yapıda bulunması beklenmez denilmiştir. Doğrudur. Çünkü çocuklar Bowman kapsülünden proksimal tüpe geçen glikoz ve aminosit gibi moleküllerin %100'ü proksimal tüpte emilir. Dolayısıyla idrar toplama kanalında glikoza rastlanmaz. 1 ve 2 numaralı yapılarda kan hücrelerinin bulunması beklenmez. Doğrudur. Çünkü Bowman kapsülünden içeri, hatta glomerüsten dışarı kan hücresi geçmez çocuklar. 1 numaralı yapıya süzülen kreatinin miktarı ile 2 numaralı yapıya iletilen kreatinin miktarı yaklaşık olarak aynıdır. Doğrudur çocuklar. Kreatin Bowman kapsülünden proksimal tüpe geçer. Henle kulpunu geçer, distal tüpü geçer, idrar toplama kanalına gelir ve dışarı atılır. Yani kreatinin geri emilmesi söz konusu değildir. 1 numaralı yapıya süzülen su miktarı 2 numaralı yapıya iletilen su miktarından fazladır. 1 numaralı yapıya süzülen su miktarı 2 numaralı yapıya iletilen su miktarından fazla denilmiştir. Bu ifade doğrudur çocuklar. Neden? Çünkü su molekülleri inen henle bölümünde proksimal tüpte distal tüpte geri emilir. Dolayısıyla 2 numaralı bölgede su miktarı azalmaktadır. 1 numaralı yapıda bulunmayan bir maddeye 2 numaralı yapıda kesinlikle rastlanmaz denilmiştir. Tekrar ediyorum. 1 numaralı yapıda bulunmayan bir maddeye 2 numaralı yapıda kesinlikle rastlanmaz denilmiştir. Bu ifade çocuklar net bir şekilde yanlıştır. 33. soruya geçiyoruz. İnsan solunum sisteminde solunum yüzeyinden birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleşmesinde durumlarından hangileri etkilidir? Alveollerin çok küçük olmasına karşın toplam yüzey alanlarının büyük olması net bir şekilde doğru bilgidir. 2. Alveollerin duvarlarının çok ince ve yüzeylerinin nemli olması. Çocuklar, solunum yüzeylerinin nemli olması gaz alışverişini kolaylaştıran unsurlar arasındadır. Dolayısıyla bunu da alabiliriz. Kandaki ve alveoldeki oksijenin kısmi basınç farkının düşük olması solunum yüzeyinin birim zamanda gaz alışverişinin gerçekleşmesine etkili olan faktörler arasında değildir. Cevabımız
1 ve 2 olacaktır. 34. soru. Biri ökaryotik, diğeri prokaryotik hücreye ait olan aynı uzunluktaki iki DNA molekülünün kendini eşleme hızları karşılaştırıldığında ökaryotik hücreye ait DNA'nın kendini daha kısa sürede eşleyebildiği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili hangileri doğrudur? Ökaryotik hücrede DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryotik hücrelerdekinden yüksek olması. Bu ifade yanlıştır çocuklar. Bu durumun aslında temel nedeni şudur. Ökaryotik hücrenin DNA'sında birden fazla replikasyon orijinin bulunmasıdır. Yani ökaryotik hücrelerin replikasyon orijinlerinin fazla olması durumun daha hızlı olmasına yardım etmiştir. Yani ikinci öncül doğrudur. Ökaryot hücrede kromozomun doğrusal, prokaryot hücrede ise halkasal şekilde düzenlenmiş olması doğrudan ilgili bir faktör değildir. Cevabımız yalnız 2'dir. Canlılarda genetik bilgi akışının yönünde olduğu bilinmektedir. Sentezlenen bu polipeptitler daha sonra işlevsel veya yapısal proteinlere dönüştürülür. Bu süreç sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluştuğu söylenemez. Yani aslında bu olay sonunda bir protein oluşumundan bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi protein değildir diyor sorumuz. Cevabımız net bir şekilde E şıkkıdır. Çünkü metiyonin bir amino asittir çocuklar. 36. soru. Kodonların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 tanesi durdurucu olmak üzere toplam 64 çeşit kodon vardır. Doğru bilgidir. Aynı amino asit birden fazla kodonla kodlanabilir. Aynı amino asit birden fazla kodon ile kodlanabilir. Yani bir amino asitin birden fazla şifresi bulunabilir çocuklar. tRNA molekülünde mRNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonlar yer alır. Doğru bir bilgidir. Genellikle bir kodon birden fazla amino asit kodlamaz. Genellikle bir kodon birden fazla amino asiti şifrelemez. Doğru bir bilgidir. Kural olarak her türün kendine özgü kodonları vardır. Net bir yanlıştır. Çünkü aslında kodonlar evrenseldir. Yani bütün canlılarda 64 çeşit kodon vardır. 37. sorudayız. Bir canlının fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle sahip olması gerekir? Çocuklar basit bir soru aslında. Kloroplast ökaryot bir hücreye özeldir. Bu yüzden ona sahip olmak zorunda değildir. Suyu ayrıştırabilme sağlayan enzimlere olmak zorunda değildir. Çünkü su kullanmayan fotosentetik canlılar da vardır. Güneş ışığını soğuran pigment olmazsa olmazdır. Özellikle fotosentez yapan bir canlının güneş ışığını soğuran bir pigmenti olmak zorundadır. Ökaryot hücre yapısına sahip olmak zorunda değil, mitokondriye sahip olmak zorunda değildir. 38. sorudayız. Glikoz molekülünün oksijenin solunumunda yıkılarak enerji elde edildiği bilinmektedir. Bu süreç genel bir denklemle aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Oksijenli solunum yapan bir canlıya işaretli oksijen molekülleri verilecek olursa, çocuklar aslında bu soruyu hepimiz biliyoruz. İşaretli oksijen moleküllerinin suyun yapısında açığa çıktığını çok iyi öğrenmiştik. Oksijenli solunum yapan bir canlıya işaretli oksijen molekülleri verilecek olursa, hücresel solunum sırasında bu işaretli oksijene moleküllerinin hangilerinde rastlanması beklenir denilmiştir. Hemen öncüllere bakıyoruz. Pürüvük asitten asetil KOA oluşumu sırasında açığa çıkan karbondioksitte olmaz çocuklar. Krebs döngüsünde açığa çıkan karbondioksitte olmaz. Elektron taşıma sisteminde oluşan suyun yapısında olur. Cevabımız yalnız 3. Bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi bir savana ekosisteminde yer alan bazı canlı türleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ekip öküz başlı antiloplar, yaban domuzları, zebralar, ceylanlar gibi büyük memelilerin otlamaları sırasında ürküttükleri böcekleri kolaylıkla avlayan sığır kuşlarını,
derilerine yerleşen kenelerden kurtulmak için firavun farelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzlarını, bir ceylanı avlayan çitanın henüz beslenmesinin başlangıcındayken avını terk etmesine neden olan sırtlanları gözlemleyerek kaydetmiştir. Bu araştırma ekibinin gözlemlediği canlılar arasındaki etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet çocuklar, şıkları okumaya başlamadan önce bu simbiyotik ilişkileri önce belirleyelim. Öküz başlı antiloplar, yaban domuzları, zebralar, ceylanlar gibi büyük memelerin otlamaları sırasında ürküttükleri böcekleri kolaylıkla avlayan sığır kuşları arasındaki ilişki kommensal bir ilişkidir. Çünkü bu ortamda, bu bir ilişkide birisi yarar görürken diğeri bu durumdan etkilenmez. İkinci ilişkimize baktığımızda derilerine yerleşen kenelerden kurtulmak için firavun farelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzları baktığımızda ise yaban domuzu ile firavun faresi arasındaki ilişki mutualizm, kene ile fare arasındaki ilişki ise av avcı ilişkisidir. Üçüncü ilişkimize baktığımızda ise gördüğümüz şey şudur. Ceylanı avlayan çitanın henüz beslenmesinin başlangıcındayken avını terk etmesine neden olan sırtlan, yani sırtlan ile çita arasındaki ilişki bir rekabettir. Şimdi şıklara rahatlıkla bakabiliriz. Büyük memeli hayvanlar ile sığır kuşları arasında kommensal bir ilişki bulunur. Biraz önce söyledik. Yaban domuzları ile firavun faresi arasındaki ilişki ammensal ilişkidir denilmiş. Net bir yanlıştır çocuklar. Ammensalizm birinin zarar gördüğü, diğerinin bu durumdan etkilenmediği birlikteliktir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Yine de diğer şıklara bakalım. Keneleriyle firavun faresi arasında av avcı ilişkisi vardır. Söylemiştik. Çita ile sırtlanlar arasında rekabet ilişkisi net. Keneleriyle yaban domuzları arasındaki ilişki ise tabii ki parazitlik ilişkisidir. Yani cevabımız B şıkkıdır. Ve son sorumuz. Popülasyonları oluşturan bireylerin yayılış alanında gösterdikleri kümeli dağılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğada en fazla yayılım gösteren dağılım modelidir. Kesinlikle doğrudur. Grupları oluşturan bireyler arasında değişkenlik gösterebilir. Evet. Hayvanlar avcılarına karşı kendilerini daha iyi savunabilmek için kümeli dağılım gösterebilirler. Evet, hayvanlar korunmak, beslenmek ya da avlanmak amacıyla kümeli dağılım gösterebilirler. Üreme döneminde karada alan savunması yapan kral penguenler kümeli dağılım sergiler. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü kral penguenler düzenli bir dağılım gösterirler çocuklar. Mantarların besinin bol olduğu yerde toplanması kümeli dağılımı örnek olarak gösterilebilir çocuklar. Evet çocuklar, AYT sınavının çözümünü tamamladık.